Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Binance Global'e nasıl kayıt olabilirsiniz bunu anlatacağım. Binance borsası dünyada en çok kullanılan ve en güvenilir borsalardan bir tanesi. Binance borsasında nasıl kayıt olabilirsiniz? Kimlik doğrulama yani KYC işlemini nasıl tamamlayabilirsiniz? Bugünkü videomuzun konusu bu. Öncelikle Binance'in uygulamasını indiriyorsunuz. Bakın karşımıza böyle bir ekran geliyor. Bu ekranda Binance'e hoş geldiniz. Giriş ve kaydol butonu var. Sol üstten kutucuklar var bakın burada. Tıkladığımızda Pro moduna geçiş yapabiliriz. Sağdan hemen tıklayalım ve Pro moduna bizi geçirdi. Buradaki Pro modunu daha çok kullanacağız. Hem alım satımlarda hem vadeli işlemlerde hem de cüzdanda en çok kullandığımız yer burası olacak. Kaydol giriş yap butonuna tıkladık buradan. Ardından arkadaşlar buraya gelip giriş yapma seçeneği çıkıyor. Bir Binance hesabı oluşturun seçeneğine tıklıyoruz. Burada kayıt olarak 100 USDT komisyon iadesi kazanıyorsunuz. Fakat Binance ile bizim partnerlik anlaşmamız gereği bizim linkimizden, davet kodumuzdan kayıt olan kullanıcılar alım satımlarında %40 komisyon kazanacaklar arkadaşlar. Yani siz Bitcoin alırken veya kripto para alırken, vadeli işlemlerde alım satım yaparken vesaire borsaya komisyon ödersiniz. Buna fee ücreti denir. Fee ücretlerinde tutarlar bazen yaptığınız işlemlere göre yüksek olabiliyor. Binance'te ise bizim kodumuzla kayıt olduğunuz için hem yeni kullanıcı ödüllerinden, bonuslarından faydalanacaksınız hem de komisyon indirimi alacaksınız %40. Örnek veriyorum siz 15 TL'lik bir veya 700 hesap 20 TL'lik bir fee ücreti ödediyseniz 10 TL'si size geri iade edilecek. Çünkü bizim kodumuzla kayıt olup kimlik doğruladığınız için. Şimdi e-posta veya telefon ile kaydolun diyor. Buraya tıklayalım. Buraya arkadaşlar e-postanızı veya telefon numaranızı yazacaksınız. Burada referans kimliği isteğe bağlı. Benim burada size bıraktığım referans kimliğini, davet kodunu yazıp bu kutucuğu işaretleyip ileri deyip devam edeceksiniz. Bu kadar basit. Şimdi diğer adıma geçelim. Ardından telefon numaranızla kayıt olduysanız telefon numaranıza kayıt kodu gelecek. Bu kodu girip ilerleyeceksiniz. Veya e-posta adresinizle kayıt olduysanız e-posta adresinize gelen kodu girip ilerleyeceksiniz. Bu adımda şifre belirlemeniz gerekiyor. En az bir büyük harf kullanmanız lazım ve bir rakam olması gerekiyor bu şifrede. Ve 8 karakter olması gerekiyor en az. Bunları tamamladığınızda şifrenize bakıp bu şekilde ilerle deyip ilerleyeceksiniz arkadaşlar. Diğer adıma geçelim şimdi. Şifremizi oluşturup. Bakın bu şekilde tamamladığınızda zaten hepsi yeşil tik olarak karşımıza geliyor. İleri diyelim. Ve hesap oluşturuldu. Bu kadar basit arkadaşlar. Bu adımdan sonra karşınıza böyle bir ekran gelecektir. Bunlar geçtikten sonra göstereyim. Sizi direkt kimlik doğrulamaya yönlendiriyor. Ve kimliğimi nasıl doğrularım seçeneği de burada mevcut. Aynı zamanda videosunda bu şekilde burada da göstermiş. Fakat biz de zaten bunu anlatıyoruz. Ülkenizi seçeceksiniz. Burada Türkiye'yi seçtik. Ve devam diyoruz. Burada uyruğunuz Türkiye olarak seçili. Adınız, soyadınız burada resmi kimliğinizde nasılsa öyle girmeniz gerekiyor. Örnek veriyorum. Yalnızca Türkçe karakterler iki adınız olabilir. İki adınızı ad kısmına gireceksiniz. Kimlikte nasıl yazıyorsa aynı şekilde burayı da doldurmanız lazım. Adınızı, soyadınızı, doğum tarihinizi ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızı bu şekilde TC kimlik numaranızı yani girip işleme devam et diyeceksiniz arkadaşlar. Devam edelim. Ardından arkadaşlar kripto çekim işlemlerini hemen etkinleştirmek ister misiniz diye soruyor. Binance.com adresinden veya Binance.tr'den yapılan kripto transferleri için çekim işlemlerinin de etkinleştirilmesi gerekmektedir. Evet, bunu da evet istiyorum olarak işaretlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Burada kimlik doğrulamasını resmi kimlik belgenizle tamamlayın seçeneği de mevcut. Devam et diyeceğiz. Devam et dedikten sonra kimliğinizin önlü ve arkasını fotoğrafını çekip
yükleyeceksiniz. Sizden selfie onayı, adres onayı gibi şeyler isteyebilir. Bunları da hallettikten sonra kimliğinizi başarılı bir şekilde doğrulamış oluyorsunuz arkadaşlar. Zaten uygulamada sizi yönlendiriyor nasıl yükleyeceğinizi. Kimliğinizin ön kısmını aydınlık okunabilir ve parlamayacak bir şekilde yükleyeceksiniz ve arka kısmını da aynı şekilde istiyor. Yüz tanımı isteyebilir sizden. Yani telefonu tutup yüzünüzü gözükecek şekilde bakarsınız kameraya ve onaylanır. Bu şekilde kimliğiniz incelenip onaylanıyor. Ardından Binance'te nasıl para yatırılır, nasıl çekilir bunları da anlatan videolarımız olacak. Gerek vadeli işlemler, nasıl al-sat yapılır gibi videoları sizlerle paylaşacağız. Kanalımıza abone olmayı ve emeklerimizin karşılığını alabilmek adına videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.